Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değerlendirmelerde bulunacağım. Önemli görmüş olduğum bazı alt altcoin'ler var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bitcoinle yine başlayalım. 22.400 alanı geçildi Bitcoin'de. 25.146 özellikle de 200 günlük hareketli ortalama ve daha önce BTC'nin çok önemli bir kırılım yapıp retest yaptığı bölge olması açısından bu bölgelerin şu an için hedef bölgeleri olduğunu belirtiyorum. Tabii ki bu bölgelere doğru giderken bir düzeltme yaşayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli şey 21.000 bölgesiyle arkadaşlar 21.400 bölgesi. Eğer bir düzeltme yaşarsa buradan tekrardan alıcılarla karşılaşma ihtimali yüksek. Bitcoin hiçbir düzeltme yapmadan hareketine devam ettim gidiyor arkadaşlar. Bunun normal şartlarda BTC'nin sağlıklı yükseliş açısından olumsuz görmüş olduğum durumlardan biri. Ama Teknik analiz açısından bir şey gidiyorsa takip edeceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden de eğer gelişebilecek ani bir hamle olursa da stop var arkadaşlar. Stop kullanırsınız bundan kurtulursunuz. Her ilerleyişte belli oranlarda kar alıp stop yükselterek ilerlemek sizleri her zaman en karlı şekilde bu piyasadan çıkartmayı sağlar. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Stop yükseltin. Stop yükseltmiyorsanız da belli oranlarda mutlaka kar alarak ilerleyin. Çünkü... Birçok koyun şu an için giriş yapmış olduğunuz bölgelerden çok daha uzakta olabilir ama ben asla stopsuz işlem açmam. Bunun altını çizerek belirtiyorum. Bir koyun örnek şu kırmızı bölgeden aldıysam yükseldiyse ilk dirence geldiği zaman %15'ini %20'sini belki de %25'ini satarım. Ondan sonra giriş bölgesine yani stop buradaysa hemen giriş bölgesine stopu çekerim. Takip etmeye devam ederim. İkinci direnç bölgesine geldi. %15, %20 daha, %10 daha her neyse çıkar. Ondan sonra stop bölgemi yükselte 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 takip ederim. Ben bugüne kadar böyle yaparak çok e, karlı işlemler elde ettim arkadaşlar. Çünkü bazen işlem biraz başlıyor hemen kar alıp kapatıyorsunuz ondan sonra koyun uçup gidiyor ya da kar almıyorsunuz koyun uçuyor sonra çok sert çekiliyor ve her zaman zararla kapatıp bazen de üzülerek kapatıyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi hemen Bitcoin'e dönelim. Bitcoin'de dediğim gibi günlükte söylemiş olduğum şu bölgeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Burası önemli bir alanda boşaltıldı. Sonra sert bir mumla dolduruldu ama gelip teyit alınmadı. Kırmızı bölge kırıldı, teyit alınmadı. Turuncu bölge kırıldı, teyit alınmadı. Yani hiçbir şekilde teyit alınmadan hareketlikler devam ediyor. Burada BTC açısından arkadaşlar kısa vadede 22.400 bölgesi kırılırsa 4 saatte dikkat etmek gerekiyor. O zaman 21.500 ve 21.000 bölgelerine gelebilir. Bu bölgelere doğru eğer şu şekilde sert bir geri çekilme iğnesi yaşarsa tabii ki bu altcoin'lerde %10'lara %15'lere falan geri çekilmeler getirebilir. Ama o an Bitcoin dominansına bakmak gerekiyor. Dominans çok yükselmişti. Bugün bir miktar geri çekildi. Bakın altcoin'lerde hamleler başladı. Ama şunu net bilmek gerekiyor. Birçok altcoin dün de belirttiğim gibi hala hiçbir şekilde hamlesini yapmış durumda değil. Ama gerçekten önemli hamlelerin gelebileceği bir haftaya da giriyor olabiliriz. Çünkü eğer bitcoin buralarda şu görmüş olduğunuz gibi gergitler yaşayıp gerçekten volatil hamleler yapmazsa altcoinlerde mükemmel ötesi hamleler görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. BTC direnç olarak burada görmüş olduğunuz dirençlere dikkat edeceğiz. Destek açısından da ilk etapta 22.400 alan kırılırsa da 21.000 bölgesi en kritik desteklerden birisidir. Burası kırılırsa da 19.000'e gelir. Orta ve uzun vadede 19.000 bölgesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece hiçbir problem teşkil etmez. Evet, buralarda geri çekilmeler yaşanır, alt koyunlar geri çekilir ama çok önemli alım fırsatları getirebilir tekrar bizlere. Yani şu ana kadar gemiye binmeyen arkadaşlar için gemiye binmek için büyük fırsatlar getirebilir. Çünkü bu yükselişte hala birçok kişinin yararlanmadığını ve sadece seyrettiğini şu an için biliyoruz. Burada da söylemiş olduğum destek bölgelerine dikkat edeceğiz. Tabii ki düzeltmeler yaşanabilir. Bu gayet doğaldır ve oluşabilecek düzeltme biraz sert de olabilir. Ama burada her zaman şunu yapmak lazım. Stop kullanmak lazım. Kar almak lazım. Kademeli de stop kullanılabilir. Ama alt altcoin'lerde BTC çok volatil bir hamle yapmadığı sürece gerçekten önemli hamleler görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi GMT özellikle çok sorulduğu için tekrardan yeni revize etmiş olduğum destek ve dirençlere gelmek istiyorum. GMT'yi tam şu alanda sizlere paylaştım arkadaşlar. Akabinde %80'lerin daha ötesine gitmiş. Bakın ta buraya gelmiş. %90'lık bir hamle gerçekleştirdi ki bu hamleyi ilk gerçekleştirdiği günden tam bir gün önce sizlere paylaşmıştım. Şu an için arkadaşlar bakın diğer kritik direnç bölgesine gelmiş. ikinci turuncu bölge. Bu bölge bir türlü geçilemiyor. Eğer burası kırılırsa takip etmeye devam edersiniz. Düşen trend kırılmış ama daha önce de burada kırılmıştı. Altına düştü tekrardan. Burada özellikle de turuncu bölgeye dikkat edin. Turuncu bölge üstünde kalabilirse o zaman kademeli bir şekilde 0.9 bölgelerine kadar bile gidebilir. Bu yüzden bu bölgenin kritik bir direnç bölgesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi haftalık bazda özellikle de hemen coinlere gelmek istiyorum. Bakın burada özellikle de algoya değinmek istiyorum arkadaşlar. Neden algo? Bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerde algoda haftalıkta bir range var. Bakın şurası deviyasyon alanı ve algo tam şu alanda bir deviyasyon yaşamış durumda. Bu gerçekten çok kritik. Bakın şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. Hemen rakamsal olarak da sizlere belirteyim. Hemen şurasını şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Turuncu alan olarak 0.22 bölgesi. Bakın bu alan kırılmış. Retestini tamamlamış. Artık harekete hazır durumda. Bunun dışında kullandığım indikatör tarafından bakın şurada açılan bir destek var. Destek kırıldı dirence döndü. Burasını kırmış retest yapmış ve çekiç şekliyle kapatması önemli. Bundan önce de aylıkta aslında algo çok güçlüydü ama istenilen seviyelerde hiçbir hamleyi gerçekleştiremedi. Şu an için bir range içerisinde olması ve deviyasyon alanını tamamlayıp tekrardan range içine girmesi ve burayı test etmesi açısından benim için olumlu olduğu için algoyu sizlere paylaşmak istedim. Algo eğer arkadaşlar şurada belirtmiş olduğumuz turuncu alan altında bir kapanış gerçekleştirmezse haftalıkta veya günlükte tabii ki bunlar spot piyasa için söylüyorum arkadaşlar. Vadeli de buralarda çok e, uzun stoplar olabilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen bakalım şöyle şu bölgelerde yani %10'lara varan stoplar var. Bu sadece sizlere özellikle de özellikle de spot piyasa için paylaşmış olduğum bir durum. Spot piyasa için arkadaşlar turuncu alan altına düşmediği sürece Algo bu bölgelerden takip edilebilir. ANT'ye gelmek istiyorum. ANT'de haftalıkta düşen bir trend, sen kırılımının ve retesti tamamlanmış durumda. Bakın bunun dışında özellikle de destekteydi de açılan direnç bölgesi kırılımı ve retesti var. Bu yüzden çok önemli. Düşen trend bölgesi de kırılmış. Yani burada tekniksel anlamda olaya baktığımız zaman hedef bölgeleri neredeyse 13 bölgelerin Bölgelere kadar yapacağı bir hamle demek arkadaşlar. %400'lük bir hamle demek. Ama şunu bilmek gerekiyor. ANT hareket ettiği zaman arkadaşlar gün içerisinde %100'leri bulabilen coinlerden birisi. Ama tabii ki çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın şuradaki kırmızı bölgeyi hemen direnç olarak sizlere turuncu alan olarak belirtmek istiyorum. Burada önemli olan günlüklerde ve 4 saatliklerde önemli alanlar kırıldığı zaman takip edilebilmesi Günlüğe de geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın burası geçirmiş haftalıkta her şey güzel ama günlükte önemli olan bazı bölgelerin takip edilmesi. Bakın günlükte sizlere hemen bir yer göstereceğim. Burası 3.276 bölgesi arkadaşlar. Bunu isterseniz kırmızı yapalım tekrardan. Buralar çok kırmızı turuncu oldu. Bunu yeşil yapalım biz. Bu bölge üstünde eğer kalabilirse arkadaşlar o zaman şurada günlükte açılan bir bölge var. İşte o zaman 2.79 bölgesi altı kapançla stop olmak kayda takip edilebilir. Bu sizler için daha da olumlu olabilir. Ya da bu bölgelerde özellikle şu an için takip edilip 2.79 bölgesi altı kapanışlara dikkat edilebilir. Ama eğer bu alan geçilirse ve gerçekten çünkü haftalıkta güçlü konumda şu an için ee, ve bu alan günlükte geçilir üstünde kalabilirse o zaman çok daha güzel hamleler görebiliriz. Ee, bu açıdan BTC yapacağı düzeltmeleri de göz önünde bulunarak ilerlemek her zaman daha doğru olacaktır arkadaşlar. Ee, bakın şurada da direnç açısından şu görmüş olduğumuz alanların da boşaltılmaya çalışıldığını görüyoruz. Ee, özellikle de bölgeler geçilirse sonrasında tekrardan Twitter'dan dirençleri sizlere paylaşırım arkadaşlar. Oradan da takipte bulunabilirsiniz. Buradan Bitcoin Cash'e e geleceğim arkadaşlar. Bitcoin Cash aslında bir deviyasyon alanı içerisinde girmiş durumda. Yani görmüş olduğumuz bölgeler aslında bir deviyasyon olarak düşünülebilir şu iğneli bölgelerden sonra. Burada düşen trend çizgisi kırılmış. İndikatör direnç e, açılan hareketli ortalama kırılmış ve retesti tamamlanmış durumda. Ve burada turuncu bölge 128.8 bölgesi. Eğer biz günlükte e, bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirsek hareketine devam edebilir diye düşünüyorum. Çünkü günlükte arkadaşlar aynı zamanda bir tobu kırılımı söz konusu. Daha aşağılarda gerçekleşmiş, retest tamamlamış hatta hareket başlamış durumda. E, ve burada 128 bölgesinin eğer biraz daha spot piyasada takip ediyorsanız şu bölge biraz daha önemlidir. 122 bölgesi. Bu bölge üzerinde kaldığı sürece problem yaşanmaz. BTC geri çekilmelerinde tabii ki aşağı bölgeler iğnelenebilir. Hatta ve hatta 117 bölgene ne kadar iğnelemeler gelebilir şu an için bunu bilemiyoruz ama dikkat etmemiz gerektiği bölgelerden birisi olduğunu sizlere belirtmeye çalışıyorum. Şu an için turuncu bölge üzerinde kaldığı sürece özellikle de BCH buralardan takip edilebilir. Çünkü, çünkü haftalıkta önemli bir düşen trend kırılımı retesti tamamlanmış durumda. Aynı zamanda hareketli, ortalama kılmış ve iyi test edilmiş ve daha önceki son dip bölgesi olarak bilinen, özellikle de iğneli bölge olarak tabir edilen ve alıcılarla karşılaşmış bölge olan bu bölgenin de tekrardan üstüne geçtiği zaman bölgelerde alıcıların aktif olma ihtimal biraz daha yüksek olabiliyor. Bu yüzden sizler de turuncu bölge üzerinde kaldığı sürece 122 stoplu istiyorsanız takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlere son olarak Flow'u paylaşmak istiyorum. Flow'u biz Binance'deki arkadaşlarla takip ediyoruz. Özellikle ve özellikle 4 saatte e, görmüş olduğunuz gibi bir çanak kulp formasyonu vardı. Formasyon daha tamamlanmadan bakın şu bölgede bir çanak ve kulp şu an için tamamen özellikle de 4 saatte kırılmış ve ritesini tamamlıyor. Biz tam şu bölgelerde özellikle takip etmeye başlamıştık stoplu ve bu bölgelerden sonra şu an için baktığımız zaman arkadaşlar gelişen hareket açısından %22'lik harika bir hamle yakaladık. Ve burada günlükte özellikle baktığımız zaman arkadaşlar şimdi bu bölgenin tekrardan kırıldığını görüyoruz. Ee, daha doğrusu bölgenin kırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Eğer turuncu alan üzerinde yani 1.164 bölgesi üzerinde kalabilirse yukarı yönlü hamlesine devam edebilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken çok daha önemli bir şey var. Bunu hemen belirtmek istiyorum. Bakın düşen bir kamanın haftalıkta kırıldığını görüyoruz. Ve düşen kamanın hedef bölgesi 3.29 alanı uzun vade için arkadaşlar haftalık bir grafik olduğu için bu da %176'lık bir yükseliş anlamına gelir. Bunun dışında arkadaşlar bakın şurada tekrardan sizlere bir direnç bölgesi belirlemek istiyorum. Yeşil bölge. Çünkü burası daha önce indikatörün bizlere destek açtığı çalışmadıktan sonra direnç bölgesine döndüğü bir bölge. Bu bölgeleri gelip tekrardan test edebilir arkadaşlar. Eğer burada 1.121 bölgesi üzerinde kalabilirse o zaman takip etmeye istiyorsanız sizler de devam edebilirsiniz. Önemli bir kırılım olması açısından özetle de sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor saygılar sunuyorum.